Bir eksiklik var değil mi? Hani pijama giymiyorum. Durduk yere gecenin ikisinde canım bir video çekmek istedi. Ondan sonra dedim ki video çekeyim. O yüzden hadi video çekelim. Bugün yine bir hareket öğreteceğim ama birazcık zor bir hareket öğreteceğim. Aynı şu, benim şu performans videolarımda çok kullandığım akıcı böyle izlerken rahatladığım bir hareket var ya hani. Hani şu pressure fan'a benzeyen. Ama pressure fan değil. İşte ona şimdi göstereceğim. Under pressure göstereceğim. Hatta şu an hatta çoğu performansımda defalarca yapıyorum. Boş zamanlarımda da otururken de yapıyorum böyle. Hareket yaparken rahatlıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Dedim ki bu hareketi neden ben video olarak göstermiyorum? İnsanlar merak edebilir. Evet tamam. O zaman hareketi göstereyim. Bu kısa oldu. Çok güzel bir hareket gerçekten. Bir de çok ilgi çeken bir hareket. Şimdi bunun tutorialını vereceğim. Hadi o zaman bir tutorialına geçelim. Güzel. Hareketi yapmadan önce pressure fan bilmeniz gerekiyor. En azından şu kadar da olsa bir açabiliyor olmanız lazım. Tam elinizi açamasanız da yine de yarım da açsanız yeterli. Bilmiyorsanız şimdi direkt videodan da öğrenebilirsiniz. Yine de biraz zor bir hareket. Ve desteği birazcık hızlı yıpratıyor. O yüzden kısıtlı sayıda desteniz varsa yapmanızı çok önermem. Ve bu eski desteler yapılmıyor bu hareket. Biraz da destenin tam sert değil ama yumuşak da olmaması lazım. Ve yeni olması gerek. Bu hareketi yapmak için destenizin yeni olması gerekiyor. Çünkü destek kullanıldığı zaman yumuşayan bir şey, çok fazla yumuşayan bir şey. Ve onu bükemezsin. Ve yumuşak olan şeyi büktüğün zaman bu feni açamazsın. Çünkü biraz da basınçtan yararlanarak yapıyorsun bunu. Eğer çok sert olursa bu sefer kartı bükemezsin. Direkt böyle patlar gider elindeki yapmaya çalıştığın hareket. O zaman hadi tutorialına geçelim. Aslında çok kolay bir hareket. Pek bir olayı yok. Yapmanız gereken önce desteği tutmak. Sol elinizle. Sallaksanıza sağ elinizle yapacaksınız bunu. Pardon. Sollaksanız sağ, sağlaksanız sol elinle yapacaksınız. Önemli olan desteği şu şekilde tutabilmek. Yani baş parmağınız desteğin ön tarafında, diğer parmaklarınız arka tarafında olacak. Şu şekilde. Böyle tutacaksınız, hatta izleyen... Ay kameraya tekme attım ya. Hatta izleyen kişinin bakış açısından şöyle bir şey oluyor, böyle oluyor. Sonra sağ elle destin üst kısmına, üst sağ kısmına, şu kısmına birazcık basınç göstereceksin. İki parmağınla, çok fazla abartma yoksa kartlar çıkamaz. Hafif basınç göstereceksin. Yani şöyle. Asıl mantığı bu. Yani bu hareketi bilmeden önce bir spring yapın. Bu hareketi yapabiliyorsanız springi şurada karttan çıkacak, oradan izleyebilirsiniz. Nasıl tuttu onu da tutorialını. Onu yapabiliyor olursanız bu hareketi yapmak için çok daha işiniz kolaylaşacak. Dediğim gibi büküyorsun kartları ama çıkmasına izin vermiyorsun. Çünkü izin verirsen ilerler giderler. Bu sefer baş parmağın sol tarafta hafif yukarıdan basınç uygulayarak sağa doğru açıyorsun. Yani şu hareketi, şunu yapabiliyorsak güzel. L şeklinde en az bir 90 derece. Şunu yaparak başlayabilirsiniz. Bu güzel bir alıştırma bu hareket için. Ama dikkat etmeniz gereken nokta, fen açmayacaksınız burada. Yani destenin kayganlığını kullanmayacaksınız. Basıncı kullanacaksınız. Bunu yaptıktan sonra desteği alıp ileri doğru ve aşağı doğru şu şekilde ittirmeniz gerekiyor yani. Direkt hareket kendiliğinden olacak zaten. Şu elinin sol tarafına birazcık boşluk bırakırsanız desteği tutarken, açtığınız zaman direkt kartlar orada toplanabilir. Ki bu işiniz çok daha rahatlatacak. Eğer şu şekilde tutarsanız hem kartlar yırtılabilir hem de hareket çok kısa olur. Etkileyiciliği gider. O yüzden biraz daha boşluk bırakırsanız hem kart daha çok mesafe alacaktır hem de biraz daha soft bir hareket elde etmiş olacaksınız. Çok çok daha görsel olacak. Aslında tüm hareket bu yani. Tutuyorsun. Bunu da tutuyorsun. Ve çevirerek. Şimdi diyeceksiniz bu hareket bu kadar mıydı? Hani herhangi bir püf noktası var mı? Yok. Bu hareket yapmak için sadece destenizin biraz iyi olması yeterli bir. Bicycle'ınız olsa bu hareket yapabilirsiniz. Onun dışında yani verebileceğim herhangi bir püf nokta yok şu anda. Desteği sadece tutarken yeterince fazla sıkı tutmayın. Boşluk bırakın. Ve şu biraz daha kas hafızası şurada. Karta basabilmek. Basınca ayarlayabilmek. Tabii ki pratik yapacaksınız. Ben bu hareketi ilk yapmaya çalıştığımda
Bir sene boyunca yapamadım. Sonra uğraşmayı bıraktım. Kardistide ilerledikten sonra bir gün sihirli bir şekilde yapmaya başladım hareketi. Yani çok yapamıyorsanız çalışabilirsiniz. Çok fazla umurunuzda değilse bu harekete biraz mola verin benim gibi. Çok fazla ilgimi çekmiyordu. Ondan sonra yapabilince tabii çok fazla ilgimi çekmeye başladı da. Yine de çalışarak da tabii başarabilirsiniz. O kadar söyleyeceklerim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Aynen o zaman hadi videoyu kapatayım ben değil mi? Görüşürüz.